Merhaba arkadaşlar. Şimdi haritamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi haritamızı sağdan sola açmaya çalışacağız. Açarken de etraftaki sandıkları lootlayacağız. Bir de çöl biyomu bulursam oradan kaktüs zırh yapacağım kendime. Hani oyun başında en ideal zırh bana göre kaktüs zırh. Son güncellemede debuff yaptılar yani şeylerini, özelliklerini falan düşürdüler ama yine de en kolay yapılan zırh bence o. Şimdi başlarda biraz yavaş yürüyoruz. Bu ilerleyen zamanlarda aksesuarlarımızı buldukça hızlanacağız. Şimdi ipimiz olsaydı ip sarkıtırdık. İp yok. O yüzden en fazla bulduğumuz blokla şöyle hemen bir yol yapıyoruz. Koşmaya devam ediyoruz. Şimdi bu ağaç evlerin içlerinde sandıklar oluyor. Şu sandıklar. Buradan loot al yapıyorsunuz. Hepsini alıyor zaten. Başta zaten dediğim gibi her şey lazım olacağı için hiç bakmaya gerek yok. Hepsini topluyoruz. Şunun içinde bazen bir oda daha oluyor. Bunda yokmuş. Hepsinde olmuyor tabi. Sandık var mı diye aşağıya gittim de o da yokmuş başka. Şimdi buradan devam ediyoruz. Şuraya da bir bakalım. Yok. Şimdilik oraya girersek büyük ihtimal çok zorlanırız. Şurası Crimson. Geri dönüş. Ha şu Potion'la bu sandıklardan bolca çıkıyor. Evinize geri dönebiliyorsunuz. Yani şu an iki tane kalmış. Her biri tek kullanımlık. Yani şu taş madeni, yani şu furnace mi? Furnace'den yapacağız. Bununla da topladığınız madenleri bar haline getiriyorsunuz. Bar haline getirdikten sonra da onlarla item yapıyorsunuz. Şöyle koyalım. 20 taş blok, yani kazarak çıkaracaksınız. 4 tane odun, 3 tane torç olması lazım yapım malzemeleri. O tarafta Crimson olduğu için o tarafa gidemeyeceğim. O yüzden bu tarafa doğru yöneldim. Bunların içinden de eşyalar çıkıyor. İşte ip çıkıyor. Cam potu çıkıyor. Ok çıkıyor. O yüzden toplayabildiğinizi toplarsanız. Gold buldum. Sizin için güzel olur. Aksesuar bulduk bak. Bir tane aksesuar geldi. Bu koşma hızınızı arttırıyor ve ilerleyen zamanlarda yine diğer aksesuarlarla birleştirip daha hızlı koşmanıza yarayan iteme yapmanıza yarıyor. Torç. Torçumuz. Maden de yok hiç. Evet, solucan geliyor. İpimiz nerede? İp. İpi de bu şekilde koyup devam edebiliyorsunuz. Şu da aksesuar, bu da ip bulmanızı, yani sarmaşıklardan ip üretmenize yarıyor. Şimdi buralara girmeyeceğim ama siz, ha, aşağıda ev varmış, aşağıya gireceğim. Ne bulduk? Pot. Bu da kullandığınız zaman kaç dakika, bir 10 dakika sizi aydınlatma sağlıyor. Şöyle biraz daha açıyor. Daha çok aydınlatan da var. Ama şu an o çıkmadı. Evet, yine gördüğünüz gibi Recal'den çıktı. Bu koşma hızınızı arttırıyor. Bu potları da sandıklarda güzel istifleyerek biriktirirseniz oyun ilerleyen safhalarında lazım olacaklar.
Bu arada sandığımızı almadık. Sandığımızı alalım. Sandıklar önemli. İtemleri en başta düzenlerseniz çok rahat edersiniz. Şöyle wine rope verdi, ip verdi. Gördüğünüz gibi sarmaşıkları doğrudan ipe çeviriyor. Yani kullanırsanız başlarda yine işinize yarar çok fazla. Şimdi şu çöl biyomunu bulmuştuk. İleride çöl biyomu var. Şimdi oradan bir kaktüs toplayalım. Akbabalardan izin alabilirsek. Zırhımızı yapalım. Evet, kaktüslerimiz. Yani baltayla topluyoruz. Şimdi akbabaya yaklaştığımızda bizi saldıracak. Okumuz olsaydı okla kesmesi daha kolay oluyordu. Neyse, kaçarız. Toprağımızı alıyoruz. Buranın içinde de yine bayağı bir sandık falan var ama aşağıda oyunun başlarında biraz zorlanabilirsiniz. Buranın yaratıkları biraz zorluyor. Başlarda buz biyomunu diplerini kazmanız bence daha mantıklı. Çünkü güzel itemler çıkıyor oradan. Hem de yaratıkları o kadar da güçlü değil. Çok da zorlanmazsınız. Bitti mi çöl? 53 tane topladık. Az topladık. Şurada demir var. Şuradan demiri toplayalım. Bar yaparız. Copper da var. Bombanız varsa bombayla da patlatarak toplayabiliyorsunuz. Herhangi bir tane sandıktan bomba bulursak onu da gösterebilirim. Hem bir tane bomba kullandığınızda bomba satan NPC de geliyor haritanıza. Eğer o da varsa. Ondan da devamını satın alabiliyorsunuz. Altın. Evet. Bazen böyle slime'ların içinde eşyalar oluyor. Maden oluyor işte, altın oluyor. Onlar da gözüküyor. Kaçırmazsanız yakalayabilirsiniz. Şu an 4 gold'um var. Evet, burası da jungle. Bir şey var mı? Yok. Aşağıda vardır bir şeyler ama şimdi aşağıya inmesem daha iyi. Şuradan biraz daha item toplayalım. Merkeze dönüp neler yapabileceğimizi göstermek istiyorum şu anda. Hayır. Şu bambuları da toplayabiliyorsunuz. Bunlardan da item yapılıyor. Buradaki odunlardan da itemler yapılıyor. Gidiyoruz. İşte biraz daha hızlı olsa oyun. İşte jungle'ı da bu yüzden sevmiyorum.
Başlarda bir yarasalar uğraştırıyor. Büyük kılıç olsa aslında kesmesi daha basit ama şu anda büyük kılıcımız yok. Neyse geri dönelim. Biz buradan çıkamayacağız. Evet. Bunun üstüne gelip buradan bar yapabiliyorsunuz. Ne toplamıştık maden? Demir toplamıştık. Şey de toplamıştık he, burada. Şimdi yapabildiğimizi yapalım. Bundan çok çıkmadı. Şimdi kaktüs. 20, 30, 25. Ay kıbıya yetmedi. 8. Yedi. O zaman kılıcını yapalım. Kılıcı yaptık. Şunu CTRL'ye basıp atabilirsiniz direkt çöpe. Çok para da etmez zaten. Bu arada merchant'ımız da gelmiş. Gelmiş. Kaktüsün de göstereyim size. Şöyle bir şey. Biraz yavaş vuruyor ama radyosu büyük olduğu için bombacımız da gelmiş. He, el bombası bulmuşuk. El bombasını da göstereyim. Şöyle düşmana vurduğunda doğrudan patlatıyor. Vuramadık. Bu tüccarımızdan işte torcunuzu da alabilirsiniz. Eğer uğraşmak istemiyorsanız. Çok ucuza denk geliyor. Şu piggy bank'imizi alalım. Bunda paralarımızı saklıyoruz. Şu da madenci şapkamız. Tavsiye ederim. Şu an alamıyorum şık. Heh, şu aksesuar da duvara tutunmamızı sağlıyor. Şöyle ki aynen. Şöyle göstereyim. Şu şekilde nasıl diyeyim? Normalde tutunmaz duvara. Kayar. Bu olduğu zaman biraz daha şey yapıyor, yavaşlanak iniyor. Zıplaya zıplaya çıkabilirsiniz bu şekilde. İşinize yarayabilir. Düz bir yerden tırmanmaya çalıştığınız zaman. Şimdi şöyle kısaca bir sandıklarımızı düzenleyelim. Yani platform yapalım. İsterseniz zemine de doğrudan zemine de koyabilirsiniz sandıklarınızı. İsterseniz şöyle direkt aşağıya da koyabilirsiniz. Ama şu an yetişmiyor. Neyse ya ben şu üst tarafa koyacağım. Şimdi bulduğumuz chestleri şöyle yerleştirelim. Neyimiz var? Şuradan isim verelim. Yani chestleri ayırmanız sizin için başlarda ayırmanız sizin için daha mantıklı olur. Çünkü çok fazla eşya toplayacaksınız ve tek tek hepsini bir sandığa boşalttığınızda aradığınız zaman itemleri bulamıyorsunuz. O yüzden isimlendirip bulduğunuz sandıkları yavaş yavaş detaylandırarak ayırırsanız çok rahat edersiniz. Şöyle madenlerimizi koyalım. Başka yok. Şuraya madenler. Oraya materyal diyelim. Buraya da bloklar diyelim. Buna silahları koyalım. Tamam, şimdilik şunları bırakalım. Materyal. Peki ben kimesi koyalım. Onu da göstereyim. Şuradan paramızı bunun içine bıraktığımızda yine tüccardan bir şeyler satın alabiliyoruz. Üstümüzdeymiş gibi parayı kullanabiliyoruz. Fakat öldüğümüz zaman paramız yere düşmüyor. O yüzden bunu da tüccarımız gelir gelmez alıp da bu şekilde koyarsanız paranızı içine yine dediğim gibi rahat edersiniz.
Bunları isterseniz satabilirsiniz, isterseniz kullanabilirsiniz. Bu bıçak fırlatıyor. Bunlar da şuriken fırlatıyor. Şu blokları da yerleştirelim. Şimdi bunun neden bu şekilde ayırdığımızı da şöyle anlatayım. Bundan 7 tane bıraktım. Bir tane bu chest'in içinde var. Chest'inizi açmadan şuradan quick stack yaptığınızda hangi sandığın da o itemden varsa çantanızdakini de doğrudan o sandığa gönderiyor. Hani bloklara bakıyoruz 8 tane oldu. Hani item lootlayıp da merkeze döndüğünüzde doğrudan quick stack yaptığınızda bütün üstünüzdeki eşyalar bulundukları chestlere gidiyor. Böyle bir rahatlığı var. Şuraya da potları koyalım. Potlarımız önemli. Bunları oyunun sonuna kadar kullanacağız. Bunu yanımıza alalım. Bunlar da yanımızda dursun. Şimdi. Şundan 5 tane olsaymış Emul yapardık. Emul'la eşyaları devam ettirdik. Neyse bu videoda bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda da artık neler yapacağız göreceğim. Plan yapmadan videoyu çekmeye çalışıyorum. Plan yaparsam her şeyi detaylı bir şekilde anlatamam. Hani gördükçe anlatmam gerekiyor. O yüzden plan yapmadan başlıyorum videoya. Videonun altına merak ettiğiniz şeyleri yazarsanız detaylı bir şekilde sonraki videomda anlatabilirim sizlere. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve kanala abone olmayı unutmayın. Beğenirseniz de çok güzel olur. Bay bay.